kral da o kadar tuhaf bir adam ki. Pimpirikli hastalık hastası. Bir de maymunu var nasıl oluyorsa. Sabah akşam yıkıyordur herhalde zavallı maymunu. Valla böyle bir kralla monarşi zaten çok fazla dayanmaz. Biz Bolşeviklere de çok iş düşmez. Hilal. Hilal. Ne oldu, iyi misin sen? Dinlemiyor musun beni? İyiyim, bir şeyim yok. Hiç konuşmuyorsun geldiğinden beri, aklın başka yerde gibi. Öyle mi? Hiç farkında değilim. Bak kocanım ben senin, her şeyi paylaşabilirsin. Aslında bunu kimseye söylememem icap ediyor. Lakin içimde tutmak öyle zor ki. Ne oldu? Leon, annem yaşıyor. Annem geri döndü. Nasıl yaşıyor? Dün gece babamla geldiler. Bu kazada kardeşim öldükten sonra kendini suçlamış, ondan dönememiş. Hilal, gerçek mi bu? Ben de ilk başta inanmak istemedim. Sanki rüyadaymışım gibi geldi. Tekrar tekrar dokundum anneme, sarıldım emin olmak için. İnanılmaz bir şey. Çok çok, çok sevindim. Nerede kalmış bu kadar vakit? Dağıstanlı'nın çiftliğinde. Onlar bulmuşlar, yanımda götürmüşler annemi. Dağıstanlı. Babam biliyor mu bunu? Evet, annem söylemiş. Bir şey dememiş mi? Hayır. İlginç. Koskoca General Cevdet'in zevcesi Dağıstanlı'nın yanında kalıyor ve tek kelime etmiyor. Benim de Halit İkbal olduğumu biliyor, lakin bu hususta bir tahkikat uygulamadı. Ölümden döndükten sonra belki de ailesinin kıymetini anladı. Neyse, önemli olan bu değil. Annem yaşıyor, döndü diyorum. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi madem annen döndü, biz bir aile büyüğünü artık evlendiğimizi mi açıklasak? Bak anneler daha anlayışlı olur. Babanı da o ikna eder belki. Ya sen delirdin mi? Annemin yüreğini mi indireceksin? Öğrenecekler eninde sonunda bir gün. Vakti ya. Geldiğinde öğrenirler, şimdi değil. Öyle olsun küçük hanım. Neden küçük hanım dedin? Zevcem diyordun. Vakti geldiğinde derim artık. Leon. Leon, yapma böyle. İster yedi cihan bilsin. İster sadece sen ve ben. Sen benim sevcemsin. Ve bu hakikat hiçbir şey değiştiremez. Buyurun. Hilal hemşire yok mu? Meşgul ama ben yaparım pansumanınızı. Buyurun. Ayşe hemşire. Öfkeli olması icap eden sizsiniz. Sizi bu hale kimin soktuğunu unuttunuz herhalde. Unutmadım. Bir ömür unutmayacağımdan da şüpheniz olmasın küçük hanım.
Halit İkbal'in yazısını okudum ben. Orada öfkeden bahsediyorum. Oyun bitti Teğmen. Hilal. Bir yanlış anlaşılma oldu dediğim. Annem sana yazdığı mektubu Yıldız'a yazdığımı düşünmüş. Mesele bundan ibaret. Hayır efendim. Mesele bundan ibaret değil. Mesele bu kadar basit değil. Hiçbir vakitte olmadı. Siz ve ben Teğmen. Bizim için bir yol yok. Bunu sakın aklınızdan çıkarmayın. Öyle mi? Öyle. Neden böyle titriyor ellerin o vakit? Neden gözlerimin içine bakmıyor gözlerin? Kendinize gelin, hastane burası. Başka bir yerde konuşalım o vakit. Tam hava kararınca Cordelia'da, tamam? Siz kendinizi masal aleminde zannettiniz herhalde. Zinhar gelmem. Hilal, konuşmamız lazım. Ödeştiğimize göre artık gidebilirim. Ne demek bu? Ben sizi vurdum Teğmen. Siz de beni vurdunuz. Ödeştik artık, aramızda hesap falan kalmadı. Seni bekleyeceğim.